Euzubillahimineşşeytanirracim. İtikat meselelerini devam ediyoruz. Ma ma'nel istigaset. İstigasenin manası nedir? Cevap. El istigasetu hiye talebul abdi el igasete vel ma'unete mimmen yesa'uhu ve yedefu anhu indel vuku'yu fi şiddetin evnahviha. Kulun şiddet anında, sıkıntı anında, başına gelen belada onu kaldırması, def etmesi, umduğu kimseden yardım ve imdat istemesidir. Peki fel yecuzu talebul istigaseti min gayrillah. Allah'tan başkasından igase, yardım talep etmek caiz olur mu? Cevap nam evet. Yecuzu talebuha min gayri teala. İgase, yardımın talebi Allah'tan gayrısından olabilir. Ama bi itibari ennel mahluka el müstigase bi sebebun ve vasıtadır. O imdat isteyen kişi, o mahluk bu işe sebeptir ve vasıtadır. Vasıta olması itibariyle. Yaratması itibariyle değil, haşa. Vasıta olması itibariyle. Fe innel igasete, çünkü yardım talep etmek. Ve inkânet min, yani yardım gelmesi. Ve inkânet minallâhi azze ve celle alel hakika. Hakikaten Allah-u Teala'dan ise de ve la yunafi ennallâhu teâlâ ceâle lizâlike esbâben ve vesâita. Eâtte hâllehu. Allah-u Teala'nın o iş için bir takım sebepler ve vasıtaların hazırlamış olmasına bu zıt değildir. Hakikaten yardım eden, faydayı veren, tesir eden Allah'tır. Ama o iş için başka bir vasıta, başka bir sebep hazırlamış olabilir. Ve devri alâ zâlike, istigâsenin, yardım talep etmenin, imdat istemenin bulunduğuna dair delil, hadis-i şeriftir. Nebi Sallam buyuruyor. Vallahu fî avnil abdi, Allah-u Teala kulun yardımındadır. Kula devamlı yardım eder. Mâ kânil abdi fî avni akîhî. Kul, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah-u Teala da o kula yardım eder. Demek ki kulun kula yardımı var. Ravâ Müslim. Diğer bir hadis-i yol hakkında bahsederken, yolda imdat isteyene, yardım isteyene yardım etmendir ve yolu şaşıran, karıştıran kişiye yolu göstermendir. Bu da Ebu Davud üretmiş. Burada Efendimiz Aleyhisselam, yani yolda kalan kişiye, aciz kalan kişiye yardım etmeyi ve yolu karıştıran kişiyi, yolu karıştıran kişiye yolu göstermeyi, yolu tarif etmeyi, yolunu ona buldurmayı kula izah etmiştir. Dolayısıyla kulların bazısına yardımı da bu hadis-i şeriften alışmış oluyor. Ayrıca fel müsta'inu bi gayrillah, Allah'tan gayrısından imdat isteyen kişi la yatlubu minhu en yahluka şeyen. O kişiden bir şey yaratmasını istemiyor. Enema kasedduhu minhu, ancak ondan istediği şey en yedullaha lehu, kendisi için Allah'a dua etmesidir. Fi tahlisi min şiddetin. Mesela bir şiddetten, sıkıntıdan kendisini kurtarması için Allah'a dua etmesini ondan istemiş oluyor. Araya gir, benim için dua et, beni bu işten Allah'a da kurtarsın manasında. Peki istigasenin meşruiyetine dair delil var mıdır? Bu hususta diyor cevap, bu hususta pek çok delil vardır. İmam Buhari'nin sahihinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayettiği şu hadis-i şerif var. İnne şemse tednu yemel kıyame. Kıyamet günü güneş yanaşacak. Hatta yebulel arak nısvel uzun. İnsanların teri kulaklarının yarısına kadar çıkacak. Febeynema hüm kezalik bir ara onlar böyleyken istigasu bi adem. Adem ile istigas ederler. Sümme bin Musa, sonra Musa ile Sümme bin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile istigas ederler, yardım isterler. Bu hadis-i şerif anlaşılıyor ki mevkuf, yani mahşer yerinde bulunan insanların hepsi istigasenin cevazı hakkında ittifak etmişler. Peygamberlerden imdat istiyorlar. Bu da zâlike bi ilhami minallâhi teâlâ lehum. Allah-u Teala tarafından onlara yapılan bir ilham da olur. Cenab-ı Hak onlara bu işi ilham ediyor. İşte bu hadis-i şerifte istigasenin, Allah'tan gayrısından istigasenin olduğuna dair, meşru olduğuna dair en büyük delildir. Diğer bir rivayette Tabarani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor. İzâ dalle ahadüküm yani tarik, sizden bir yoldan saparsa, yolu kaydırırsa, yani yolu karıştırırsa, erade avnen veya yardım isterse, bir arzın lesefiha enis, tanıdığı kimse, yani insanlardan hiç kimsenin bulunmadığı yabancı bir yere gelmiş, orada yardım istiyor, imdat istiyor, çaresiz kalmış veya yol karıştırmış. Böyle bir durumda fellekul ya ibadallah e'gîsûni, ya Allah'ın kulları bana imdat edin. Diğer bir rivayette e'inûni, bana yardım edin. Fe inne lillâhi ibâden lâ terevnûm, zira Allah-u Teala'nın sizin görmediğiniz kulları vardır. Bu hadis-i şerifte istigasenin ve nidanın kaybolan
kişiye, isterse o kaybolan kişi hayatta olsun, isterse vefat etmiş olsun. Burada bir kayıt yok. Mutlak olarak söylenmiş. Bunlara nida edilmesinin ve yardım istenmesinin cevazına delildir. İmam Ahmet bin Zeyni Dahlan Kulasatul Kelam kitabında şöyle diyor. Velhasıl enne mezhebe ehl-i sünnet cema uzun lafın kısası diyor. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin görüşü cevazü tevessülü ve istigase bil yahya ulema. Ölülerle, dirilerle istigase ve tevessül yapmanın cevazı üzerindedir. Lena çünkü biz la na tekutu tesiren ve la nefem ve la darren. Biz tesiri fayda vermeyi, zarar vermeyi itikat etmiyoruz. İlla lillahi vahdehu la şerike leh. Ancak tek olan ortağı eşi benzeri olmayan Allah-u Teala için olduğuna itikad ediyoruz. El-Enbiya peygamberler la tesir elem fi şeyin. Onların hiçbir şeyde tesiri yoktur. İnema yüteberrakü bihim. Ancak onlarla teberrük olunur. Yüstegâsü bi makamihim. Makamları ile yardım talep olunur. Likevnihim ahibba Allah-u Teala. Onlar Allah'ın dostları olduğu için. Onlar Allah'ın dostudur. Cenab-ı Hak dostlarını kırmaz. On dostları araya sokarak Allah-u Teala'nın istiyoruz. Ve lezim ferrikûne benel ahya vel embat. Ölü ile diri arasını ayıran, yani ölüden istenmez, diriden istenir manasında ikisinin arasını ayıranlar. Hümüllezine ya tekedüne tesiri lil ahya. Dünen onlar ahya, diri olanların tesiri olduğunu inanmış oluyorlar. Halbuki biz ne diyoruz? Estağfirullah. Allahu halik külli şey. Allah her şeyi yaratandır. Ve ala külli şeyin vekil. Ve her şeyin vekildir. Allahu halika küm ve ma teamülün. Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratandır. Dolayısıyla yaratan, tesir eden, fayda ve zarar veren Allah'tır. Biz tesiri yaratmayı istemiyoruz. Ne istiyoruz? Allahu Teala'nın sevdiğini araya sokarak bizim için Allahu Teala dua etmesini istiyoruz. Bu manada istigase ve tevessül caizdir. Peki hadis-i şerif var. İza se'elte fes'elillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ve izista'ente fes'ta'in billah. Yardım talep ettiğin zaman Allah'tan yardım iste. Bu hadis-i şerif var. Cevap el-hadisül mezkur. Şu hadis-i şerif. Yedülle alâ enne kadda'l hacat vel ihanet İyanat min Allah Teala alel hakka. Hakikaten ihtiyaçların giderilmesi, yardımların istenmesi Allah'tandır. Buna dönerdir. Lakin kad ceret adetullah fakat Allah-u Teala'nın adeti caridir, devran eder. Nasıl en yu'ine abdehu bi vasıtatin ve bi gariha kuluna vasıtayla veya vasıtasız olarak yardım etmesi Allah'ın adetindendir. Ve cüzü sualü garihi ve istaneti bihi bi manat talebül mauneti minhu. Başkasından istemek, başkasına yardım dilemek ne olur? Ondan yardım talep etmek manasında. Yani ala veçhi tesebbübü li maunetillahi teala. Sebep olması, Allah'tan yardımın gelmesine sebep olması manasında o gayrısını araya sokup ondan yardım etmesini istemek olabilir. Yani o zat araya girip senin adına Allah'tan yardım isteyecek manasındadır. Hem de maal itikad inanmakla beraber ki enel mutiye veren, hakikaten hakikaten veren Huvallah, sadece Allah-u Teala'dır. Düğüne gayri, gayrısı değil. Allah'tan başkası değil, sadece Allah-u Teala veriyor. Bunu inandığın halde araya Allah-u Teala'nın sevdiğini, dostunu koyuyorsun, onu kendi adına dua etmesi için vekil tayin ediyorsun sanki. Böyle sırf hulusi lal biraz hadis, şu hadis-i şerifle delil getirilemez. Alem men istigaseti, istigasenin yapılmayacağına dair delil olamaz. La tecrüzü illa billah. İstigase ancak istigase ancak Allah-u Teala ile olabilir. İddiasına deli olmaz. Kat halefena kitab-ı sünnete lenne şari'a kat edafel gâsete ila gayrihi. Abdi Allah-u Teala yardımı başkasına nispet etti. En üdübel ibad en yu'ine ba'dahum ba'dan. Kulların bazı bazı yardım etmesine de mendup gör Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerim'e başlayan ve te'avenu alel bir ve takva. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Bu da nedir? Demek ki kulların birbirine yardımına Cenab-ı Hak izin veriyor. İnşallah meseleyi iyi anlayalım. Yani tesir eden, yaratan, öldüren, dirilten Allah-u Teala'dır. Kul, kuldan yardım istediği zaman sanki araya onu sokmuş oluyor. Benim adıma bu işimi görmesi için benim adıma Allah'a dua et. Allah'tan yardım iste, benim adıma iste manasında. Onu yani vesile etmiş oluyor, tevessül etmiş oluyor. Bu manada demek ki gayet normaldir. Nida etmek de olur. Yani onu Allah-u Teala'ya aracı kılarak senin adına dua etmesini, nida etmesini ondan istemiş oluyorsun. Yani bu bir vesile olmuş oluyor. Dolayısıyla istigasenin hakikaten Allah-u Teala tarafından veriliyor. Ancak Mevla'nın vereceği şeyi bazen Mevla Teala direkt verir, bazen de vasıtayla verir. O vasıtalı olanı kullanmak şeriata muhalif değildir. İtikad sağlam olduktan sonra sorun yoktur.